katil dedi ya. Ömer. Anneme dedi yaşıyor dedi ya. Ömer abicim bekler misin? Bir şey söyleyeyim bana doğru değil mi o adamın söyledikleri? Ömer. Doğru değil mi? Ablacığım. Abla katil ne demek abla ya? Ne demek? Bir gidelim gel. Katil Ömer buradan abla. Gidelim anlatacağım baba. Tamam mı? Gidelim hadi. Oğlum bak herkes konuşuruz oğlum. Evde konuşalım. Baba. Baba bırak. Bak. Baba Ömer. Söylesene kimi öldürdün. Size soruyorum cevap versenize bana. Cevap verin. Ömerciğim bak. Oğlum. Biz sadece seni korumak istedik. Tamam mı? Ya bırak abi Allah aşkına. Yıllarca masal anlatmışsınız işte. Annem neredeyse, hapiste mi, nerede yaşıyor mu ben onu öğrenmek istiyorum. Öğrenmek istiyorum. Ha? Niye? Niye? Sen biliyor musun abi? Ha? Biliyor musun sen? Baba, sen biliyor muydun? Ha? Ömer. Ömer ne Ömer ne? Kim öldürdü annem? Babamızı öldürdü. Bunu nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl? Ha? Ne demek ya babamızı öldürdü? Ne demek? Ne? Söylesene ne demek? Ömer, bilmiyoruz abicim. Bilmiyorsunuz. Var ya yalan ağzına yuva yapmış hepinizin. Oğlum Ömer. Ömer. Ne oldu da öldürdü söyleyin. Ya söylesenize. Ömerciğim. Bilmiyoruz abicim. Ya delireceğim ben ya delireceğim ben. Bir katilin yasını mı tuttum yıllardır? Ha? Nasıl izin verdiniz buna? Nasıl izin verdiniz abla? Nasıl izin verdiniz? Yok Ömer, abicim Firuze'nin yüzü çok tamam. Hepsi benim kararımdı. Demek ben senin kararın yüzünden bir katilin yasını tuttum. Babamın katilinin. Ağladım. Özledim. Bu mu abilik? Nerede? Nerede? Hangi hapishanede? Hangi hapishanede? Abla gidelim. Abla soracağım ya. Gideceğim soracağım. Nasıl bir anne çocuklarını babasız bırakır diye gideceğim soracağım. Tamam. Ömer yeter. Saçmalama hadi. Ya bilmek hakkım benim. Hakkımız. Tamam bak abicim hakkın. Evet ama söylemiyor. Ve bizi görmek de istemiyor yani. Ablacığım gel. Ablacığım gel. Asıl ben görmek istemiyorum. Tamam, tamam. Ben o katili görmek istiyorum. Tamam, o katili tamam, görmek tamam. Ben görmek istiyorum. Ne yapayım? Ömer. Ömer abicim. Ömer. Oğlum, gelme peşimden. Ömer. Ne oldu? Neyin var? Annem öldü sanıyordum ama yaşıyormuş. Annem yaşıyormuş Çiğdem. Az önceye kadar emeksiz emyettimdim, şimdi neyim bilmiyorum. Hapisteymiş bu kadar. Nasıl biriydi? Neler yapardı?
Saçımı okşar mıydı? Gecelerin ninni söyler miydi? Yaşamıyordu ama kanlı canlıydı içimde. Şimdi yüzüstü kaldım Çiğdem. Şuramdan bir parça eksildi. Öldü biliyorken yaşıyordu ama şimdi yaşıyorken öldü sanki. Neden peki? Niye girmiş hapse? Babamı öldürmüş. Ömer. Ben bakalım. Sakın üstüne gitme Ena. Sakın. Kim olsa yerinde aynısını yapar. Sakın. Ömer mi? Feryat, biraz konuşabilir miyiz? Nilgün, şu an hiç sırası değil. Öyle olmak zorunda değildi. Eğer bana başından anlatsaydın... Ben daha bunları kardeşime anlatamamışken sana nasıl anlatabilirdim Nilgün? Hı? Ben sana kızmıyorum ki. Öyle kolayca anlatılabilecek bir şey olmadığının da farkındayım. Ama sen de beni anla. Babamın yaptıkları yüzünden beni, bizi cezalandırma. Nilgün bak, benim şu anda önemsediğim tek şey kardeşim Ömer. Ve benim gidip onu bulmam lazım, tamam mı? Ben de geliyorum. Sen burada kal Firuze, yani gelirse belki haber verirsin. Firuze, kızım ben de bir dükkana bakayım. Belki oraya gelir. Tamam. Firuze, sen beni anlıyorsun değil mi? Babamın yaptıklarının telafisi yok, biliyorum. Ama inan ki ben öyle düşünmüyorum. Sağ ol ya, çok anlayışlısın Nilgün gerçekten. Başınıza gelen hiçbir şey sizin suçunuz değil. Ben sizin yerinizde olsam belki çoktan savrulup gitmiştim. Bak sakın Nilgün, sakın acımaya kalkma bize, tamam? Hayır, hayır, beni yanlış anladın. Ben sadece babam yüzünden Feryat'ı kaybetmek istemiyorum. Onu seviyorum. Tamam. Tamam, sen abimin üstüne gitme. Ömer'in bu gece yaşadıklarından kendini sorumlu tutuyor çünkü. Zaman ver biraz ona, tamam. Tamam. Gördün mü bak, seni görmeleri bile yetti ikna olmaları için. İşim bittiyse ben gidiyorum. Yo yo dur ya. Önce bir sade Türk kahvemizi içelim, bir kutlayalım. Şişt. Güzel, yavaş yavaş toparlıyoruz. Bak aslanım, sade Türk kahven var mı? Güzel. Efendim? Alper, müsait misin? Pek değil. Çalışıyorsun biliyorum ama böyle biraz sesini duymaya ihtiyacım vardı. Ne oldu, bir sorun mu var? Yani sadece konuşmak istedim biraz. Abimin sözü vardı ya, çok kötü bir şey oldu orada. Karabasan gibi bir gündü yani, bir türlü bitmek bilmedi. Uyanmaya çalıştıkça da elimiz kolumuz dilimiz bağlandı. Aslında sana bunu nasıl anlatacağım bilmiyorum ama. Patronum kalkıyor. Benim kapatmam lazım. Kimdi? Önemli biri mi? Çok ısrar ettin diye getirdim. Tamam tamam, sen bir kere oku, ben bir daha ısrar etmeyeceğim. Öğle sonu güneş gören pencerelerden. Tam vakti görmenin dünyayı. Ve gitgide çoğalırken kalabalık. Kente yağan sevinç kuşlarını.
Devam etsene. Yollar uzak. Şehir eski ve beton. Uçuşan küller gibi dolanıyor martılar. Umutsuz olma. Daha var. Belki bir deniz kızının boynunda kolye olur. Midyelerdeki o güzelim inci taşlar. Bu kadar mı? Çok beğendim ben. Devamını şimdi okumayacağım. Ömer. Nefret insanı zehirler Ömer. Sinirlen, bağır, çağır. Ama nefret etme lütfen. Fahret öğretmenim. Çiğdem, iyi akşamlar. Alacağın olsun abi. Burayı da öğrendi işte. Ne yapsaydık oğlum ha? Aklımız çıktı. Ne oldu, niye peşime düştün? Bak, anlatmadığım bir şey kaldıysa trajik falan. Doydum ha ben. Yetti. Ömer, hadi uzatma abiciğim, eve gidelim. Gelmeyeceğim ben, bakarım başım çaresine. Ömer. Hadi bize gidelim. Müslüm baba bekliyor. Yok abi, size de rahatsızlık vermeyeyim şimdi ya. Allah Allah. Oğlum, sanki hiç kalmadığın yer mi? Abi zorlama beni, girmeyeceğim ben o eve. Tamam oğlum, ısrar yok. Sen bir gel, bakarız başımızın çaresine, hadi. Abi yapma ya. Hani en birinci abim ben değil mi ha? Güvenmiyor musun bana? Bu hayatta en çok sana güveniyorum abi ben. Hadi yürü, yürü. Çiğdem, yarın görüşürüz. Hadi. Çiğdem, saat geç oldu. Sen de eve gir istersen. Şu midyeleri son bir yıkayım, hemen gireceğim. Tamam. Bu itti abisi işte. Şeytan diyor, ağzını vurduğunu yıkıyor. Sakin ol şampiyon. Gece gece kızı hala çalıştırıyor. Bunlar nasıl ana baba ya? İkna etti onu, birkaç gün orada kalacak. Kalsın, kalmasına da hiç içime sinmiyor böyle küs. Tamam, çok zor bir gece geçiriyor şu an, çok üstüne gitmeyelim. En başından her şeyi anlatacaktık Ömer'e. Geçmiş saklanabilen bir şey değil. Kabullenelim artık, annemle babamın meselesi sürekli çıkacak karşımıza. Bu beni ilgilendirmiyor Firuze. Benim babam var burada. Ayrıca sadece benim değil, senin de baban. Ömer'in de babası, tamam mı? Benim başka bir babaya ihtiyacım yok yani. Hiçbirimizin yok. Hiçbirimizin babaya ihtiyacı yok. Ama gerçeği bilmesi lazımdı Ömer'in. O zaman da yıkılmayacak mıydı? Bir yabancıdan değil, abisinden, ablasından duymuş olacaktı ama. Abi. Çiğdem der ki ben der ki ben alayım, yiğit başına ver.
peşinden ben alayım. Benden ala çiçek var mı? Çiçek var mı? Hey. Çiğdem çiçek dolu dağlar, yerin gurbet elde ağlar, elde ağlar. Lale der ki be hey tanrı, benim boynum neden eğik? Al baharlım ay dağlar, yarim gurbet elde ağlar, elde ağlar hey. Al baharlım ay dağlar, yarim elde ağlar, elde ağlar hey. Ömer. Size kızmakta çok haklısın. Ne desen hakkım yani. Biz böyle geçmişimize bir duvar ördük. Geçit vermedik. Gerçeği bilme hakkını aldık elimden senin. Hayat bize acımasız davrandı ablacığım. En çok da abime. Biz sen de kırılıp dökülme diye... annenizi acımasızca yargılama ama, tamam mı? Cani bir katil değildi. Çok geçerli sebepleri vardı. Masalları anlatır, hüznümü huzura dolarsın. Annemizi özlediğin için kendini de suçlama ama. Çok içim bir parçan. Annem sen benim yanıma kalansın. Kim özlemez annesini, ben de özledim. Hani bir biberon vardı kırdım. Üstüne ne kırgınlıklar yaşadın. Ama bil ki ben de parçalandım. Bir şey yaparız. Cezaevine anneme gideriz. Belki o da görmek ister seni. Ne isteyecek abla ya? En savunmasız zamanında çocuğunu merak etme her anne. Görmek istese kaç yazar. Gelse tanımaz ya beni, tanımaz. El oğlumdan ne farkın var onun için? Gel üzülme, ben hala senin. Belli ki hiç sevmemiş beni. Sevmediğinden değil.
Biliyor yalnız olmadığını. Biz varız yanında. Muhsin baba var, biliyor. Hangisi bir annenin sarılması eder ki abla? Bizi bağlayan bu kan değil yalnız. Biz yapamadık. Ama sen doya doya anneme. İstemiyorum. Ben kararlı uçarken yolumda. En tatık kaşlarının altında. Her yeni İnandığım küçük bir hayatım vardı ya benim. Kale gibi sapasağlamdı. Kapı gibi duruyordu arkamda. Döndüm baktım kartondanmış meğer. Bir yalan yetti ya. Bir yalan yetti ya yıkılmasına. Ne kaldı benden güneşim? Sen benim annemdin. Feryat. Merhaba. Eşinizle konuşmak istiyordum da çağırabilir misiniz? Aman oğlum. Onun adına ben senden özür dilerim. Sen ne diyeceğin varsa bana de. Yeter ki olay çıkmasın. Gözünü seveyim. Yok merak etmeyin, ben buraya kavga etmeye gelmedim. Birkaç şey söyleyeceğim kendisine sadece. Çağırabilir misiniz? Fatoş. Kimle konuşuyorsun sen? Sabah sabah ne işin var senin burada? Konuşmaya geldim. Fatoş sen bize bir müsaade et. Bak, boşuna kapımı aşındırma. Sana verecek kızım yok benim. O yüzden gelmedim, merak etme. Sadece birkaç şey söyleyeceğim size. Ne söyleyeceksen söyle. Bakın, dün ağzımı açıp tek laf etmediysem... kızınıza, eşinize ama en çok da kendi aileme olan saygımdan etmedim. Bu yaşa gelmişsiniz, insanları neyle tartacağınızı hala öğrenememişsiniz. Sen mi öğreteceksin? Evet. Gerekirse ben öğreteceğim Hüseyin Bey. Bakın, insanlar seçimleriyle, fikirleriyle ama en çok da yüreğiyle tartılır. Biz içine doğacağımız aileyi kendimiz seçmedik. Ama siz bu kadar kör kalmayı, bu kadar cahil olmayı kendiniz seçmişsiniz. Eğer böyle olmasaydınız, beni annemin hatasıyla yargılamak yerine... bu yaşa kadar alnımın akıyla geldiğim için beni takdir ederdiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Evet. Geçen ders verdiğim ödev. Orhan Veli şiirlerinden en az bir tane ezberleyin demiştim. Var mı çalışan? Evet Çiğdem. Çalıştın mı? Oku lütfen. Tüyden hafif olurum böyle sabahlar. Karşı damda bir güneş parçası. İçimde kuş cıvıltıları şarkılar. Bağıra çağıra düşerim yollara. Döner döner durur başım havalarda. Sanırım ki günler hep böyle güzel gidecek. Her sabah böyle bahar. Ne iş güç gelir aklıma, ne yorgunluğum. Derim ki sıkıntılar dura dursun. Şairliğimle yetinir, avunurum. Sadece bu şiirin çalışabildim öğretmenim. Çok güzel bir şiir seçmişsin. Teşekkür ederim. Ya. Buyurun. Sıkıntı yok hoca. Ha, Çiğdem. Kalk hadi kızım, gidiyoruz. Bir dakika, bir dakika. Sınıfa böyle giremezsin. Sen ne yapıyorsun? Sıkıntı yok hoca. Kardeşim olacağım. Sen işine bak ya. Tamam, dışarı çıkar mısın? Ne demek dışarı çıkar mısın kardeşim? Tamam, bak.
Sınıfa böyle giremezsin, tamam mı? Öğrenciyi böyle çıkarmasın. Çiğdemciğim sen de otur yerine, otur. Ha. Hoca bak o elini çek yoksa başına bela alacaksın ha. Çocukların yanında bozmayayım seni. Bana bak. Dışarı çık. Hı-hı. Kapıyı çal. Hı-hı. Dersi böldüğün için özür dile. Ve öğrenciyi almak için benden izin iste. Tamam. Kime diyorum lan ben? Sen kime lan? Geç. Geç sen oğlum. Sen. Kızım niye toplanmıyorsun lan sen? Niye toplanmıyorsun? Hadi ben sana söyleyeyim. Çık. Lan. Bak. Hoca. Hoca bak başına bela alacaksın hoca. Sen kime atar yapıyorsun? Tamam. Bıraksana oğlum. Lan. Bıraksana. Tamam hocam. Bak laf dinle. Laf dinle tamam mı? Kimseye böyle davranma. Kardeşine de böyle davranma. Çiğdem okul bittiğinde eve gelir. Kardeşimi ne zaman alacağımı sana mı soracağım hocam? Çekil işte. Böyle... Bırak. Gel buraya. Kardeşini burada bekleyeceksin, tamam mı? Burası okul. Allah Allah, nerede bu kız ya? Hayırlı işler abiciğim, kolay gelsin. Sağ olasın. Ya burada midiye bakan bir kız arkadaş vardı, onu gördün mü? Para bozdurmaya falan gitmişim. Beklesen, gelir şimdi. Tamam, tamam abi, kolay gelsin, sağ ol. Sağ ol. Neredesin ya, göremeyince çok merak ettim. Para bozdurmaya gitmiştim. Ne haber? İyiyim, sen? İyi. İşler nasıl, değil mi? Yani, idare eder. Ömer, abin geliyor, hemen gideceğim. Hepsi midye mi doğurdu lan bu ne? Daha yarısı duruyor. Ne bereketsiz kızsın lan sen. Ne yapsaydım abi, zorla mı satsaydım? Çok biliyorsan sen gel dur tezgahın başında. Bak bana şekil yapma, seni Allah'ına kavuştururum ha. Lan! Ne vuruyorsun lan kıza? Lan fındık, önüne dikkat et bak, kırmayayım bak onu. Bırak! Yapma. Bak o gün paçan yetiyorsa gel bana vur lan. Olur. Benim içine boş. Lan bırak! Abi! Lan! Dur. Abi yapma lan! Dur. Bu saatte mi geliyorsun? Ne oluyor eve? Abi kapasana ışığı ya. Yatacağım ben hemen. Neyin var senin? Yok bir şey ya. Ne bu tripler oğlum? Niye yüzüme bakmıyorsun? Ha? Yok bir şey abi. Niye yüzüme bakmıyorsun? Yok bir şey abi. Dön bakayım bana. Bu ne hal oğlum? Kim yaptı bunu? Yüzüme bak oğlum. Kim yaptı bunu? Bence elbise üzerinize tam oturdu. Rengi de tam istediğiniz gibi. Hmm. Kumaşı dekoltesi çok güzel ama etek kısmı çok düz sanki. Biraz hareket ister. Aa doğru. Ucuna bile ekleyebiliriz. Hayal tülle. Hayal tül mü? Out of fashion. Trend dışı şekerim. Yok yok. Anlaşıldı. Biz bugün seninle anlaşamayacağız. Sen en iyisi biraz dergi falan karıştır. Efendim kahve... Şimdi mi getiriyorsun kahveleri? Ah. Ay, sil hemen şuraları. Her yeri mahvettin ya. Ama Cale Hanım çocuk yandı. Siz hala neyin derdindesiniz? Ablacığım git üstünü değiştir hemen. Sonra da hemen çık git buradan. Bir daha da gözüm görmesin seni. Neden bağırıyorsunuz? Çocuğun bir suçu yok. Sen çarptın eline, gördüm ben ayrıca. Karışma sen Firuze. Ne duruyorsun? Durma, sil şuraları hemen. Hadi. Tamam, çok affedersiniz. Buyurun. Siliyorum. Buyurun, temizledim. Hem vizyonsuz hem patsız. Ya üç kuruş maaşla bir de satın alacak sanki bizi dangalak. Efendim? Ne yapıyorsun, neredesin? İyiyim ya. İşten çıktım, durağa yürüyorum. Öyle mi? Erken çıkmışsın. İstifa ettim ya. Bıraktım yani. Ah, niye ne oldu ki? Of ya böyle konuşup canımı sıkmak istemiyorum. Sonra mı konuşsak acaba? Ha?
Hoş geldin. Hoş buldum.